Herkese selamlar. Unity kullanarak 3D Pac-Man dersinin 7. bölümündeyiz. Bu dersimizde hayaletleri Cheese modda hareket ettireceğiz. Dersin sonunda şöyle bir görüntü oluşacak. Şimdi geçen derste masa üstünde oluşturduğum 3D Pac-Man Steps klasörünü tıklıyorum. Ve bir önceki derste oluşturduğum klasörü kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. İsmi 3D Pac-Man 007. Chase mod diyorum. Bir önceki dersimizdeki gibi oyunumuzu yapmaya kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Şimdi klasörümüzü kapatıyorum ve Unity'yi açıyorum. Open ile az önce oluşturduğum klasörü seçiyorum. Bu ders karışık gelmemesi için bir girizgahla başlayacağım. Bu dersteki amacımız 4 tane hayaletin kendi kendilerine hareket etmesini sağlamak. Yani bunun için bir yol izlememiz gerekiyor. Bir algoritma yolu oluşturmamız gerekiyor. Kısacası kendimize sorular soracağız. İlk sormamız gereken soru şu. Bu hayaletler nereye gidecek? Yani bu hayaletlerin targetları yani hedefleri neresi? 4 hayaletimizin de hedefleri farklı biliyorsunuz. Bunu hepsini tek tek kodlamaya döktüğümde zaten anlatacağım hangisinin tam olarak target'ın neresi olduğunu. Şimdi target'ımızı belirledik, hedefimizi belirledik. Bir sonraki sormamız gereken soru şu. Hayaletler hangi yönlerde gidebilirler? Biliyorsunuz ki 4 tane yönümüz var. Yani çaprazlara gidemeyecek. Sadece yukarı, sola, aşağı ve sağa gidecek. Bundan sonraki sormamız gereken soru şu ki bu yönleri bloke eden herhangi bir şey var mı? Yani limitler. Örneğin burada inki düşünecek olursak inki burada hangi yöne doğru gidebilir? Sadece sağa doğru gidebilir. Neden? Çünkü üst tarafı, sol tarafı ve aşağı tarafı kapalı. Duvarlarla limitlenmiş vaziyette. Peki diyelim ki mesela şu noktada durdu diyelim inki. Yani burada mesela dört yönde gidebiliyor ya da şuradayken nereye gidebilir diye sormamız gerekiyor kendimize. Kısacası diyelim ki gidebileceği birden fazla yön var. O zaman seçeceği yönü neye göre belirleyecek? Bu sefer de distance diyeceğiz yani uzaklık. Eğer ki üst tarafa diyelim ki üst tarafa ve sağ tarafa gidebiliyor ama yakınlık olarak sağ taraf daha yakın olduğu için hedefe, burada Pac-Man hedef değil aslında, hangi hayalete baktığımıza göre değişiyor durum. Pac-Man hedef olarak düşünmeyelim ama düşünelim ki sağ tarafa daha kısa sürede varıyor. Daha kısa mesafede daha doğrusu varabiliyor. O zaman sağa doğru gidecek. Şimdi buraya kadar aslında kodlaması basit. Bundan sonra birazcık karmaşıklaşıyor. Çünkü şöyle bir durumumuz var. Eğer ki gidebileceği birden fazla yönün uzaklıkları eşit ise o zaman hangi yöne gidecek? Bu sefer de karşımıza priority çıkıyor. Yani öncelik. Yön önceliği. Pac-Man'in algoritmasında şöyle bir öncelik var yönler için. Eğer ki dördü birden eşit geldi diyelim ki normalde böyle bir şey aslında imkansız, yine de bizim bunu koda dökmemiz gerekiyor. Eğer dördü de eşitse distance olarak, uzaklık olarak ilk başta gidebileceği yön yukarı, daha sonraki sol, daha sonraki aşağı, daha sonraki de sağ. Böyle bir yön önceliğimiz var. Şimdi bunları oturttuğumuza göre kodlamaya geçebiliriz. Ama kodlamaya geçmeden önce şimdilik kendim öylesine 4 tane game object ekleyeceğim. Bunları sizin eklemenize gerek yok. Ben sadece göstermelik olarak ekleyeceğim. Target'lar ekleyeceğim. Bunların her hayaletin nereye gideceğini göstermek için ekleyeceğim. Sağ tıklıyorum. 3D object. Sphere yani küre. Blinky target diyorum. Bunun X pozisyonu 45 olacak. Y pozisyonu 7 olacak. Ve de Z pozisyonunda eksi 20 olacak. Yani aslında Pac-Man'in üzerine gelecek. Bu şekilde. Yani aslında Blinky bu topu takip etmiş gibi olacak. Bunu dediğim gibi sizin yapmanıza gerek yok. Ben sadece göstermelik olarak bunu belirtiyorum. Nereye gideceğini görebilin diye. Hatta buna bir de renk atayalım. Blinky'nin rengini buna atadım. Yani kırmızı top Blinky'nin gideceği yer. Şimdi hepsi için birer tane daha oluşturalım. Bu da Pinky target, Inky target ve de Clyde target. Hemen renklerini de belirleyelim.
Pinky'yi aldım. Pinky'ye sürükledim. Inky'yi de aldım. Inky'ye sürükledim. Clyde'ı da aldım. Clyde'ı da sürükledim. Şimdi geliyorum Scripts kısmına. Ve buraya sağ tıklıyorum. Create diyorum. C# Scripts goes move diyorum. Open'a basıyorum ve Visual Studio programımız açılıyor. Şimdi yine her zamanki gibi variable'larımızı ekleyerek başlayalım. Öncelikle hangi hayalet olduğunu belirtmek için burada ayıraç olarak boolean'lar ekleyeceğim. Private diyorum. Bool diyorum. Red. Eğer kırmızı hayalet ise bu true olacak. Şu anda bu false. Private diyorum. Bool. Pink. Eğer pembe hayalet bu script'te kullanacaksa pink'imiz true olacak, red false olacak. Private diyorum. Bool. Cyan. Mavi hayaletimiz eğer bu script'te kullanıyorsa diğerleri false olacak. Bu true olacak. Ve son olarak da private diyorum. Bool diyorum. Orange. Turuncu hayaletimiz eğer bu script'i kullanıyorsa diğerleri false olacak. Bu true olacak. Şimdi buraya public diyorum. Flow smooth faktör. Yani aslında hayaletlerimizin hızını belirleyecek olan faktörümüz burada. Bunu ön tarafta belki değiştirerek bir şeyler yaparız diye ön tarafta göstermek istiyorum. Belki daha sonra son derse doğru bunu tekrar private olarak belirleriz. Diyorum ki private y rotation. Bunu bizim hayaletlerimizin yönünü değiştirmek için kullanacağız. Pac-Man'de yaptığımız gibi. Yani yüzleri ne tarafa dönecekse y rotation ona göre değişecek. Private diyorum. Bool diyorum. Start to move. Normalde hayaletler tabii ki hemen hareket etmiyorlar. Bir kısmı yani aslında Pac-Man oyununda belirli özelliklerle oluyor ama ben bunu zamana bağlayacağım. İşte 1 saniye 5 saniye civarı. Onu zaten yazdığımda göreceksiniz. Ve son olarak private diyorum. Float target time. Yani işte bu target time hepsine göre değişecek. Hangisi aktifse o sırada ona göre biz target time belirleyeceğiz ve bu süre içinde bunlar hareket etmeye başlayacaklar. Şimdi ise iki tane game object ekleyeceğim buraya. Public diyorum çünkü ön tarafta bunları belirlemek zorundayım. Game object walls. Engel oluştururken bizim labirent duvarlarını kullanabilmemiz için onlara çarpmasını engelleyeceğiz ya. Onu kullanabilmek için hepsini array olarak alacağım. Bu aslında onların array. Yani buradaki direkt olarak game object'in hepsini almış oldum. Eğer ki burada bir game object oluşturmasaydım, hepsi şu şekilde dizili olsaydı, şunların hepsi bu şekilde şurada dizili olmuş olsaydı, direkt olarak burada bir array oluşturacaktım. Game object'i bir array olarak yapacaktım ama bu da zaten işlemimizi uzatacağı için ön tarafta böyle bir hepsini bir tane game object'in içine iliştirmiş olduk. Ve de public diyorum game object Pac-Man. Biz Pac-Man'i bazı hayaletlerimiz için hedef alacağımız için hatta neredeyse hepsi için bakalım. Kırmızı zaten direkt takip ediyor. Pac-Man'in önüne çıkıyor. Sayende zaten merkez alıyor bir birim ötesini ya da iki birim ötesini. Tamamdır. Hepsi zaten Pac-Man'i kullanıyormuş. Yani Pac-Man'in nerede olduğu dört hayalet için de önemli. Şimdi yönlerimizi ekleyelim. Diyorum ki private bool goes up. Yukarı doğru yöne baktığında, sağa baktığında, aşağı baktığında ve de sağa baktığında. Bunlar hangi tarafa bakması gerekiyorsa o tarafa doğru true ya da false olacaklar. Zaten bunun üzerine o tarafa doğru bir ilerleme gerçekleştirecek hayaletimiz. Ve de buraya bir tane limit array'i ekleyeceğim. Limit directions eşittir new pool. Gerçi bunu aşağıda tanımlamam gerekiyor. Burada tanımlamama gerek yok şu anda. Zaten hepsi içinde bu farklı olacak. Ve de
Private diyorum. Bool new limit directions. Bunların içine de bu arada dörder tane boolean girecekler. Dörder tane boolean'ın anlamı yukarı, sağa, sola ve aşağı limit var mı anlamında. True false daha gelecek. İki tane olmasının sebebi bunları birbiriyle karşılaştıracak. Daha sonra target'a yönlenmelerine, target'ı daha doğrusu değiştirmelerine sebep olacağız. Çünkü sürekli target'ın değişmesini istemiyoruz. Target şuradayken mesela hayaletimiz buradayken değişmeyecek. Hayaletimiz buraya geldiğinde değişmiş olacak. Diyelim ki buradayken buraya sürüklendi. Buradan şuraya gelene kadar hiçbir şekilde target'ı değişmeyecek. Buraya geldiğinde yeni bir target belirleyecek. Buna göre pekmenimizi yakalamaya çalışacak. Son olarak mavi hayaletimiz için şöyle bir şey daha ekleyeceğim. Public game object Blinky. Bu neden mavi hayalet için ekleyeceğimi söylüyorum. Çünkü mavi hayaletimiz target'ını Blinky'nin pozisyonuna göre belirliyor. Zaten onu kodlamaya döktüğüm zaman anlatacağım. En karışık target bulma meselesi Inky'ye ait mavi hayaletimize. Bir de bunu kendim için ekleyeceğim. Bunu sizin eklemenize gerek yok. Public GameObject Target. Bu da target'lı bu şuradaki toplarımızın şurada küçük oluşturduğumuz toplarımızın nereye gittiğini görmek için yaptım. Bunu sizin eklemenize gerek yok. Şimdi gelelim start'ın içinde oldurmaya. Hepsini tek tek yukarıdaki her şeyi tek tek tanımlamamız gerekiyor start'ın içinde. Oyun başlamaz öncelikle bir her şey false olsun. Red eşittir false. Pink eşittir false. Cyan eşittir false. Orange eşittir false. Dördü de false oldu. Hatta start to move. Bunu da false yapalım. Bunun içinde. Şimdi diyorum ki if GameObject nokta name nokta contains red içeriyorsa, yani aslında şöyle, biz bu script'i game object'lere bağlayacağız ya şuradaki. İşte diyelim ki Blinky red ghost'a bağlayacağız. Şunu kapatayım. Blinky red ghost, Pinky pink ghost, Inky cyan ghost, Clyde orange ghost. Hepsi bunlara bağlayınca isimleri direkt olarak arka platforma game object sayesinde geliyor. Game objects.name dediğim zaman zaten buradaki ismi direkt geliyor. Eğer red içeriyorsa bu kırmızı hayalettir demektir. Kırmızı hayalet bu script'imizi kullanıyor demektir. Yani bizim burada red'imiz eşittir true olacak. Üste hepsini false yapmıştık. Şimdi bir tanesini true yaptık. Daha sonra diyorum ki ghost. Şurada Blinky ilk yapabileceği şey yukarı doğru çıkması olduğu için ilk pozisyonda sola sağa gitmesin, direkt yukarı çıksın diye. Burada diyorum ki goes up eşittir true. Goes left eşittir false. Goes right eşittir down diyeyim. Sıralamayı bozmayalım. Eşittir false. Ve de goes right eşittir false. Ve de yukarıda limit direction'ı belirleyeceğim demiştim. Bu da eşittir new bool. Burası 4. İçeri de yazıyorum ki false, true, true, true. Yani aslında burada şöyle bir şey yaptım. Şuraya comment out yapalım. Diyorum ki up, left, down ve right. Yani bu üçü için limitleri true yaptım. Yani sağ, sol ve aşağıya gidemesin limitleri true oldu. Ama up'ın limiti false oldu. Yani direkt olarak yukarı gidebilsin diye böyle bir şey yaptım. Bu arada şunu bir kopyalıyorum. Başlangıçta şurada bir otomatik olarak false olsun. Şu. Bunların hepsi bir false olsun. Ve de burada diyorum ki target time eşittir 1f.
Yani bir saniye oyun başladıktan bir saniye sonra kırmızı hayaletimiz hareket edecek. Geldik. Diyorum ki Elsif. Hatta şunu direkt kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Eğer ki pink içeriyorsa, yani pembe hayaletimiz pinki ise, burada diyorum ki pink eşittir true. Pink'in nereye gittiğine bakalım. İlk başta nereye gidebileceğini. O da yukarı gidebiliyor. Yani bu şekilde true, false, false, false kalabilir. Yine aynı şekilde false, true, true, true kalabilir. Yani burada değiştireceğimiz tek şey target time. Yani 5 saniye sonra pembe hayalette harekete geçsin. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Buraya diyorum ki cyan. Yani mavi hayaletimiz eğer bu script'i kullanıyorsa buraya geldim cyan yazdım. Bakalım bu nereye gidebiliyor? Sağa doğru gidebiliyor zaten en başta da söylediğimiz gibi. Buraya false diyorum. Buraya da true diyorum. Burayı false diyorum. Burayı da true diyorum. Burada da target time'ı 9F olarak belirliyorum. Yani 9. saniyede bu da hareket etmeye başlasın. Bunu tekrar kopyaladım. Hatta kopyalama gerek yok. Direkt yapıştırıyorum. Zaten bir kopyalanmış bir şey var. Burasını da orange yaptım. Burayı da orange diyorum. Burada da burası yine false. Turuncu hayaletimizin ilk gittiği taraf sol taraf. O yüzden solu true yapıyorum. Ve de burada burayı false diyorum. Burayı true diyorum. Böylelikle 4 hayaletimizin de başlangıçta nasıl hareket ettiğini oluşturmuş olduk. Buraya da tabii ki target time'ı da 13F diyorum. 13 saniye sonra bu da hareket etmeye başlasın. Ve de buraya diyorum ki Y rotation eşittir transform nokta Euler angles nokta Y. Yani döndürmek için ilk baştaki pozisyonu alalım. Ondan sonra bunun üzerine değişiklikler zaten yapacağız. Update'imizi doldurmadan önce buraya eklemek istediğim bazı fonksiyonlar var ki update'imizi daha güzel, daha akıcı bir şekilde yapalım. Daha az karışık gitmek istiyorum ama kullandığımız fonksiyonlar böyle birazcık karma karışık gelebilir. Elimden geldiğince basitleştirmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bir yukarı limit boolean fonksiyon oluşturmak istiyorum. Private diyorum. Bool upLimits. Yani yukarı doğru gittiğinde herhangi bir limit olacak mı? Onu burada belirleyeceğiz. Diyorum ki limit eşittir false. Return limit. Diyorum ki eğer limit false ise, ki bu zaten direkt olarak false olarak geliyor ama aşağıda daha değişiklerini kullanacağım için bunda da şimdilik böyle bir şey yapıyorum. Yani şu anda bu ifin aslında bir anlamı yok burada. For integer i eşittir 0. I küçüktür walls nokta transform nokta child count. Yani bizim labirent duvarımız kadar. Bütün labirent duvarlarımızı tek tek tarayacak. Diyorum ki game object w eşittir walls nokta transform nokta getChild i nokta game object. Yani bu w'nun içine ben şu anda mesela diyelim ki i eşittir 0 geldi bunu aldı. Şurada labirent walls'a baktığımızda bunu almış oluyor. Hepsini tek tek 26'ya kadar gelecek. Ne yapacak peki bunları? Bu w'yu niye yazdık? Diyorum ki if birazcık aşağı indirelim şunu. Yuvarlama işlemi yapacağım. Mat. Yukarı çıkmam gerekiyor. Şuraya eklemem gereken
Bir şey daha var. Using system diyorum. Matematik sınıfını kullanabilmemiz için bunu oluşturdum. Mat diyorum. Nokta round. Yuvarlama yap. Transform nokta position nokta x. Yani bizim hayaletimizin x pozisyonu küçüktür. W nokta transform nokta position x. Artı şurada şöyle bir şey yapacağım. Şunu bir paranteze alıyorum. Şöyle de ikiye böleceğim aldığım parantezi. Hatta şurayı bir kere daha paranteze alıyorum. Diyorum ki transform nokta local scale nokta x artı w nokta transform nokta local scale nokta x bölü 2. Yani aslında burada yaptığım şey şu. Bunun scale'ini aldım. Bunu ekledim. Yani hayaletimizin scale'i artı duvarımızın scale'i bölü 2 aralarındaki mesafe artı bunun pozisyonu buradan küçük ise. Yani aslında şurayı oluşturmaya çalışıyorum. Ne kadar birbirlerine olan uzaklıklarını yani çarpıyor mu çarpmıyor mu ona bakmaya çalışıyorum. Yukarı doğru gittiğinde çarpıyor mu? Ve de yine aynı şekilde şurada birazcık sağa çekeyim. Hatta şuradan şunu da alayım. Bu V aşağıda kalsın. Diyorum ki mat round transform position x büyüktür w transform position x eksi yine iki kere alıp şunu ikiye böldüm. Yine burayı kopyalayabilirim. Yani aslında şurada bir aralık oluşturmaya çalışıyorum. Diyelim ki şurada hayaletimiz şu mesafeyle bu mesafe arasındaysa demek istiyorum. Oradaki local scale'leri kullanmamızın sebebi de aslında şu noktada da olduğunda şuraya geldiğinde de yukarı çıkmaması gerekiyor. İlla ki buraya kadar gelebilmesi lazım. Ya buraya kadar gelecek ya buraya kadar gelecek. Şu noktada olmayacak. Burada olabilir. Yani burası burada bitmiyor uzunluğu. Şuraya kadar, şu noktaya kadar, ortaya kadar gelebilmesi lazım yukarı çıkabilmesi için. Ve de mat round transfer nokta position z. Z pozisyonunda eşittir transform w nokta transform nokta position z eksi yine aynı şekilde yukarıdaki gibi hatta bunu komple kopyalıyorum buraya yapıştırıyorum şurada galiba şunu silmem gerekiyor bu z bu da z. Burayı da bu şekilde bu eşitliği de şöyle belirlememin sebebi aşağıda bulunması. Ve de şunu şöyle yapıyorum. Aynen parantez hatamız yok. Bu kısım altındaysa, duvarın altındaysa bu kısımlarda duvarların köşelerini belirleyecek şekilde yani şuradaysa, şurada dememin sebebi işte duvarın altındaysa şuradan şuraya kadarsa limit bunu ifade ediyor. Eğer böyle bir koşul varsa limit eşittir true. Böylelikle yukarı limitini oluşturmuş olduk. Bunu geldim kopyaladım. Hepsi için bunu yapacağız. Buraya diyorum ki left. Şimdi left limit'in burada
Turuncu hayalet için ayrı bir özelliği var başlangıç seviyesinde. Buraya o yüzden öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Buradaki aslında if limiti burada işe yaramaya başlayacak. Yukarıdakinde işe yaramıyordu. If diyorum, rahatlıkla kopyalayıp yapıştırabilmek için zaten bu aşağıyı şunu oluşturmuştum yukarıda. If diyorum, red ya da pink ya da cyan ise. If diyorum, transform.position x 35'ten büyük ise ve transform.position x 61'den küçük ise ve de transform.position z eksi 5'ten büyük ise ve de transform.position z 6'dan küçük ise. Yani aslında yapmak istediğim şey şu. Bu bölgede ise şu bölgede bulunuyorsa, yani burada kafesin içindeyse, o yüzden x pozisyonuyla 35'e 61 dedim. Z pozisyonunda eksi 5'e 6 dedim. Yani şuradan şurası, buradan da burasını ifade ediyor. Eğer böyle bir durumsa direkt olarak limit eşittir true gelsin. Bizi hiç yormasın, direkt ortada bir sıkıntı var desin. Direkt olarak aslında bu sayede yukarı göndermiş olacağım. Yani left limiti gidemeyecek. Aslında burada kırmızı, pembe ve mavi hayaletlere baktığınızda sol tarafa hiçbir zaman gidemeyecekler. Sağ tarafa gidebilen tek hayalet burada turuncu hayalet. O da sadece zaten başlangıçta. Geliyorum buraya. Else if diyorum. Orange ise. Orange ise şöyle bir durum olacak. Şunu kopyaladım. Yapıştırdım. 35'te burası 50.1 eksi 5'e 6. Bu sefer de limit true olacak. Yani aslında şu kısımdan bahsediyorum. Buradan buraya kadar, ortasına kadar. Yani buraya gelemeyecek orange. Buraya kadar gelecek. Ondan sonra da yukarı çıkacak. Burayı da oluşturduk. Şimdi burada ise x ile z'nin yerini değiştiriyorum. Buraya z diyorum. Buraya da z diyorum hepsine. Buraya da z dedim. Buraya da z dedim. Buralarda z. Ve de şuradan itibaren x. Burada şöyle bir değişiklik yapma sebebim şu. Diyelim ki şurayı düşünelim ya da burayı düşünelim. Sol limit olarak düşünüyoruz. Bu mesafe ile bu mesafe arasında şuradaysa, yani x pozisyonundan şu satırın belirttiği kısım, şuradaki satırın, şu 148. satırın belirttiği kısım şuradaysa, yani limitin sağındaysa ve bu aralık içindeyse, yani üstteki satırlarda aralığı belirliyor. Şu iki satır. 146. satır ve 147. satır. Şimdi geldim. Bunu tekrar kopyaladım. Hatta kopyalamaya gerek yok, zaten kopyalamıştım. Şuraya yapıştırıyorum tekrar. Kopyalamamışım. Şunu geldim, kopyalıyorum up limiti. Çünkü down limiti de buna benzeterek yapacağım. Buraya diyorum ki down. Down limitte de eğer mesela kafesin içindeyse, yani şuraya kadar nokta, burada olduğu süre içinde hiçbir şekilde aşağı doğru inmemesi gerekiyor. Hep yukarı çıkacak. Ya buradaki sola gidebilir orange, ya cyan sağa gidebilir, ama genel olarak hepsi yukarı çıkacak. Bu bölgede hiçbiri aşağı doğru inmeyecek. Hatta bu bölgede de inmeyecekler. Şurada hiçbir şekilde aşağı inmemesi gerekiyor. Şu bölgede dahil olmak üzere. O yüzden burada şöyle bir şey yapıyorum. If diyorum. Hatta direkt yukarıdakini kopyalayayım.
Şurayı kopyaladım. If diyorum. Exposition 35. Then burası da 61'e kadar. Ve de -5'ten 11'e kadar. Bu sefer birazcık daha sınırlarımızı genişlettik. Çünkü şurası dahil oldu. Şu noktada dahil oldu. Bu bölgede komple şurada kafesin üstü de dahil olmak üzere aşağı inemeyecekler hiçbir zaman. Hayalet kafesten çıktıktan sonra bir daha hiçbir şekilde aşağı gitmemeli. Geldim aşağıya. Eğer burayı aşabildiyse bunun içine giriyoruz. Burada da sadece şurayı artı olarak yapıyorum. Çünkü eğer üstündeyse limitin, yani şöyle aşağı doğru şuraya göre düşünürsek olursak, aşağı doğru inmemesi için aşağıdaki limitin üstündeyse, o yüzden artı diyorum burada. Şurayı artı olarak değiştirmemin sebebi bu. Geri kalan zaten hepsi aynı. Şimdi geldim. Left limiti bir daha kopyaladım. Şuraya yapıştırdım update'in üzerine. Burada diyorum ki right limits. Burada ise cyan yerine orange yazıyorum. Orange yerine de cyan yazıyorum. Şurası yine aynı kalacak. 35'e 61, -5'e 6. Ve de cyan için ise şurasını diyorum ki 44.9'dan büyük ise ve 61'den küçük ise. Çünkü bu bölgeden bahsediyorum. Şu bölgeden bahsediyorum. Şuraya kadar geldiğinde, yani buraya geldiğinde yukarı çıkması gerekiyor. Sola hiçbir zaman gidememesi lazım. Bu yüzden sağda limit var. Bunu true dedik. Buraları yaptık ve de son olarak şuradaki x, burası artı değil eksi olacak. Şurası artı olacak bu arada. Hata yapmayalım orada. Şurası left limit. Şunun x artı olacak. Çünkü bir tanesinde limitin solunda olması gerekiyor. Bir tanesinde sağında olması gerekiyor. Biz burada sağ limiti belirliyoruz. O yüzden buradaki limitin sağında olması lazım bizim objemizin. Bu yüzden bu kısma eksi diyoruz. Bu kısma geldiğinde de artı diyoruz. Left'e right'e o şekilde ayırt etmemiz gerekiyor. Yani buradaki kısım şöyle böyle olacak. Diyelim ki şuradayız. Right limit için diyelim ki objemiz burada. Bizim right'ımızda, yani sağ tarafımızda bir obje var. Üst taraf, yani x pozisyonu olarak şurada baktığımızda, daha doğrusu z pozisyonu olarak şuradan buraya, x pozisyonu olarak da bizim objemizin solunda olacak şekilde bunu ayarlıyoruz. Böylelikle limitlerimizi ayarlamış olduk ama bunları daha kullanmadık. Ben şu anda sadece fonksiyon oluşturuyorum. Şimdi bu limitleri kullanacağım bir fonksiyon daha oluşturuyorum. Bunun adı public bool goes limit control. Bool diyorum limit eşittir false return limit. If diyorum goes up ve, yani yukarı doğru bakacaksak ve de up limitimiz yoksa, bunu sırf aslında şey için yapıyorum, kontrol etmek için yapıyorum. Yani aslında yapmamıza gerek yok çünkü her şeyi belirledikten sonra ghost attığımız zaten yukarı olacağını ayarlamış oluyoruz ama biz yine de bu son kontrolümüzü yapmamız gerekiyor. Eğer goes left ve de up limit değil left limits, eğer limit yoksa ya da goes down ve de aşağı doğru gidecekken aşağıda limit varsa ya da goes right ve down the right limits.
Yani bunlardan herhangi bir tanesi yukarı gittiğin, mesela hangi yöne doğru gitmesi gerekiyorken o yöne doğru bir limit var ise diyoruz ki limit eşittir true. Yani gidemesin. Bu sadece sırf kontrol için var. Bir kontrol daha oluşturacağım. Bu da yön için oluşturacağız. Bunu target'ın içinde, target oluştururken daha doğrusu kullanacağız. Diyorum ki yine bunun aynısı neredeyse. Public bool goes limit control directions. Direction diyorum buraya. String diyorum direction. Bunu ise, bu fonksiyonu ise eksiltme yaparken kullanacağım. Hangisinde? Mesela diyelim ki aşağı inmesi gerekiyor. Aşağıda eğer aşağı gitmesi gerekiyor derken şurayı tasdiyorum. Aşağı gidecek. Aşağıda eğer limit varsa bizim gidebileceği yönler arasından 4 tane yönümüz var ya, limitimizi azaltacak. Yani aşağı gitmesi engelleyecek. Böylelikle 3 tane yöne gitme ihtimali kalacak. Ya da diyelim ki mavi hayaletin ilk pozisyonuna göre düşündüğümüzde şu yazacağım fonksiyon sayesinde yukarıya, sola ve aşağıya gidemeyecek. Sadece sağa gidebileceği şekilde bir ayarlama yapacağım. Bunu ama aşağıda yapacağım. Bu sadece bizim yardımcı fonksiyonumuz. Bunun hepsini kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buraya diyorum ki direction eşit eşittir up ise. Burada böyle bir şey kullanacağım. Yani bir string array oluşturacağım aşağıda. İşimi kolaylaştırsın diye. Ne yaptığımızı da bilelim diye. İşin içinde up varsa, left varsa, down varsa ve de right varsa. Şimdi bir tane daha yardımcı bir işlem için şöyle update'in üstüne tam olarak gelecek şekilde yapayım. Bir de şu anda oluşturacağım üstüne bir tane daha fonksiyon oluşturacağım. Bunu sadece bir işlem rahatlığı için oluşturuyorum. Private diyorum. Integer convert convert to 5 division. Ya aslında 5'e bölünebilen sayıya çevirmeye çalışacağım sayılarımı. İşlem rahatlığı için bu. Tamamen aslında hayaletlerimiz duvarların içine girmesin diye. Yani güzel güzel dümdüz şurada labirentin içinde dolaşabilsinler diye bunu ayarlıyorum. Integer converted eşittir convert to integer 32 number. Yani buradaki sayı gelecek. Burada bizim hayaletimizin yönüne göre değiştireceğiz. X pozisyonunu veya Z pozisyonu gelecek buraya. Çünkü labirentin içinde hareket ettiği zaman aslında tam bir net bir X pozisyonunda gitmiyor. Virgüllü bir pozisyonda gidiyor. Biz bunu 5'e bölünebilir bir hale getireceğiz ve virgülünden arındırmış olacağız. If diyorum converted plus 1, şunu parantez içine alalım. 5'e bölündüğünde kalan 0 ise. Çünkü şöyle, bunu şu yüzden yapıyorum. Mesela 49.9 gibi bir şey var. Number'a çevirdiğimde, bunu convert ettiğimde 49 geliyor. 49 artı 1 50. 50 bölü 5 0 ise. Yani aslında 50'ye denk geldiyse. Diyorum ki converted, yani 49 eşittir converted artı 1. Eğer 49 ise 50 yap diyorum. Else if, şunu kopyalayalım tekrar. Buraya yapıştıralım. Eğer diyelim ki 50.9 geldi diyelim. Burada 51 gelmiş oluyor burası. Şuraya eksi diyorum. 51 eksi 1, 50. 50 bölü 5 sıfıra denk geliyor zaten. Eğer 51 ise gel bunu 50'ye çevir. Eğer ikisi de değilse zaten direkt olarak 50 gelmiştir. O zaman diyorum ki return converted. Yani illaki 5'e bölünebilen bir sayıya çevrildi şu andaki elimizdeki sayı. Şimdi geldim şunun üstüne yazacağım bu fonksiyonu. Çünkü bunu sadece aşağıda update'in içinde kullanacağız. Şu yukarıdakileri şimdi yazacağım fonksiyonun içinde kullanacağım. Şimdiki kısım birazcık daha böyle uzun yazacağımız kısım, yani aşağıda update'i için rahatlatacak olan kısım
Yani target'ımızı bulacağımız kısım. Diyorum ki private void goes target. Hayaletimizin hedefi burada belirlenecek. Aslında hedefini burada bulacağız. Daha sonra en sonunda GoTarget'tan sonra asıl bulduğumuz nokta bizim hayaletimizin hangi yöne doğru gittiği olacak. Yani bu fonksiyonun sonunda GoTarget fonksiyonunun sonunda yukarı mı gidecek, sağa mı gidecek, sola mı gidecek, aşağı mı gidecek onu anlayacağız. O yüzden burada diyorum ki goes up eşittir false. Hepsini bir öncelikle false'layalım. Ondan sonra ne yapıyorsak yapalım. Left eşittir false. Down eşittir false. Right eşittir false. Diyorum ki well, target x. Hedefimizin x pozisyonu başlangıç olarak 0 gelsin. Çünkü birazdan bunlar değişecek tabii ki. Target z pozisyonda eşittir 0. 0'a 0 gelsin. Birazdan bunu zaten düzelteceğiz. Float diyorum. Up move x eşittir transform nokta position nokta x. Şurayı kopyaladım. Ctrl C, Ctrl V. Burası Z. Burası da Z. Burası da artı 1. Neden böyle bir şey yapıyorum? Şurada yapmak istediğim şey şu. Yukarı pozisyonunda bizim yapmak istediğimiz şey şu. Ayarlayacağımız biçim şu şekilde olacak. Az önce şöyle bir şey söyledim. Distance ayarlama yaparken, distance'larına bakarken aslında şuradan hedefe uzaklığı, buranın hedefe uzaklığı şeklinde yaparken yukarıya gittiğimizde X pozisyonumuz aynı kalıyor. Z pozisyonumuz 1 artmış oluyor. O yüzden buraya artı 1 dedim. Buna uygun olarak biz distance'ımızı belirleyeceğiz. Yukarı pozisyonun yukarıya gittiğindeki pozisyonları kullanarak yapacağız. Aynı şekilde Ctrl C dedim, Ctrl V. Left için yapıyorum. Left için yaptığımda ise X pozisyonundan 1 çıkarıyorum. Z pozisyonu aynı kalıyor. Bu ikisini kopyalıyorum. 4'ün altta yapıştırıyorum. Şurası down. Burası down. Burası right. Ve burası right. Burada ise burası eksi 1, burası da artı 1. Yani hepsi için aslında pozisyon belirlemiş oldum. Buradaki hedefe olan uzaklığını buradaki değerine uzaklığıyla ya da buradaki değerine uzaklığıyla ya da buradaki değerine uzaklığıyla ya da buradaki değerine uzaklığıyla. Aralarındaki 4 yönünde aralarındaki uzaklık buna göre belirlenecek. Yani şu ikisiyle bunun arasındaki uzaklık hesabını yapacağız. Daha sonra bunların da hepsini hesapladıktan sonra 4'ünü de karşılaştıracağız. Ve birazcık karışık gibi geliyor ama işlem yaptıkça bu kısım daha böyle kolay halledilmiş oluyor. If diyorum kırmızı ise, eğer kırmızı hayaletimiz ise bizim en kolayımız bu. En kolay bulacağımız target'ımız bu. Target x eşittir Pac-Man. Yukarıda Pac-Man diye bir game object oluşturmuştuk. Burada bunu ön tarafta Pac-Man'e attach edeceğiz. Pac-Man'in transform nokta position nokta x'ini alıyoruz. X pozisyonunu aldık. Target z içinde z pozisyonunu aldık. Diğerlerini buraya eklemeden önce sadece kırmızı hayalet üzerinden gidelim. Daha sonra bu kısmı şuraya da if pink ise if sayan içe ise şeklinde dolduracağım. Şimdilik kırmızı hayalet üzerinden gidelim. Ne yapmak istediğimiz aslında belli olsun. Çünkü kırmızı hayalet için target oluşturmak çok kolay. Direkt olarak bunu göstereyim. Ondan sonra diğerlerini tek tek ekleriz. Hatta burada kırmızı hayaletin nereye gittiğini sürekli görebilmek için target nokta. Şurada target'ı şöyle alt tere yapayım. Target çünkü belki başka şey için kullanılabilir. Şurayı da target alt tere diyeyim. Bunu zaten sizin eklemenize gerek yok. Ben bunu sadece göstermelik olarak yapıyorum. Target nokta
transform nokta position nokta x değil. Position zaten direkt pozisyonu belirliyoruz burada. New vector 3 target x 7 target z. Yani buraya geldiği zaman, bu noktaya geldiğimiz zaman bizim şuradaki küremiz, kırmızı küremiz hareket etmiş olacak. Genellikle pekmenin üstünde oluyor. Bu arada sürekli pekmenin üstünde olmayacak kırmızı noktamız. Dediğim gibi limitler değiştikçe, bizim target'ımız değiştiği için hayaletimiz sürekli limit değiştirdiğinde, yani aynı yerde bulunmadığı sürece, mesela diyelim burada bulunuyorsa, sürekli kırmızı topu pekmenin üzerinde görmeyeceğiz. Ama mesela diyelim ki şurada bir hareket sağlıyor, sürekli pekmeni izleyecek. Zaten bunu birazdan göreceksiniz. Şimdi geldik distance oluşturmaya. Double diyorum. Normalde iki tane uzaklığın karesini alıp toplayıp kökünü alarak buluyoruz. Ama kökünü almaya gerek yok. Zaten hepsinin aynı anda karesini alıp toplayacağımız için kök almadan da aynı işlemi sağlayabiliyoruz. O yüzden sadece burada karesini alarak işlem yapacağım. Up distance diyorum. Eşittir. Yine matematik klasından kullanacağız. Matpo. Power yani. Diyorum ki target x eksi up move x virgül 2. Target x'inizi x pozisyonu, hedefin x pozisyonuyla yukarı pozisyonun x pozisyonu. Yukarıdaki daha doğrusu yukarı bir hamle ilerisinin x pozisyonunun karesini aldım. Yani ikisinin farkının karesi. Artı. Bunu topluyorum. Bunu kopyaladım. Yapıştırıyorum. Burası da z. Burası da z. Yani bu işlemin karesini aldığımda zaten direkt olarak up distance'ın gerçek uzaklığını buluyorum. Ama biz zaten bunu çok direkt olarak kullanmayacağımız için gerçek uzaklığını bilmemize gerek yok. Sadece karesini alsak da olur. O yüzden bu şekilde bırakıyorum bunu. Özel olarak dediğim gibi karekökü almayacağım. Diyorum ki aynısını left için yapıyorum. Yine aynı şekilde sadece şurayı değiştireceğim. Left yapacağım. Bir de burayı left yapacağım. Böylelikle sol uzaklığı da bulmuş olduk. Burası down. Ve son olarak da burası right. Şimdi dört yön içinde uzaklıkları bulabilmiş olduk. Yani diyelim ki hedef burada. Ve ben burada turuncu hayalete göre işlem yapıyorum. Buradaki uzaklık, şuradaki uzaklık, buradaki uzaklık ve buradaki uzaklığa göre bir sıralama yapacağım. Öncelikle bu sıralamayı yapmadan önce buraya diyorum ki double bir array oluşturuyorum. Bütün distance'ları bir array'in içine koyalım. Distance array'i eşittir new double 4 tane olacak ve de içine up distance, left distance, down distance ve de right distance. Az önce şurada stringleri kullanacağım dediğim yere geldim. Şunları kullanacağım. Yani neden böyle bir şey yaptım? Şimdilik bunu değil de bunu birazdan kullanacağım. Ama burası neden var olduğunu gösteriyorum şimdi. İşimizi kolaylaştırsın diye. Buraya diyorum ki string array'i oluşturdum. Buraya diyorum ki direction eşittir new string. Aynı şekilde 4 tane. Ve de up, left, down ve de right. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü yani aslında bu kadar uzun uzun yapmama gerek yoktu. Sadece ne yaptığımızı görebilelim diye. Her şey açık açık gitsin diye. Yukarı mı gidecek, sağa mı gidecek, sola mı gidecek artık buradan itibaren belli olmaya başlayacak. Yani gitgide daha karmaşık noktaya doğru geliyoruz ama bu kısım dediğim gibi aslında en kolay kısmı, en az karmaşık kısmı. Şimdi buradan öncelikle sıralamayı yapmadan önce hangisinin burada distance olacak şuralar.
Burada N harflerini unutmayalım. Şimdi uzaklıkların sıralamasını yapmadan önce biz buradaki limite uğrayanları bir eleyelim. Bunu nasıl yapacağız? For diyorum. Bir for döngüsünün içinde yapacağım. Integer I eşittir distance. Burası distance olacak. Distance nokta length, yani aslında 4 eksi 1 i küçüktür büyüktür daha doğrusu eksi 1 i minus minus. Sondan başlayarak yani gideceğiz bu sefer 4 3 2 1 olarak, daha doğrusu 3 2 1 0 olarak gidecek. 3 2 1 0 olarak gidecek. If diyorum. İşte şimdi yukarıda oluşturduğum fonksiyonu kullanıyorum. Goes limit direction. Limit control direction. Eğer direction iyi ise. Yani ilk başta 0, 4 iken 3 ile geliyor daha doğrusu. Right iken right up varsa burada onu kontrol ediyorum. List double deleted distance eşittir new least double distance. Bir deleted distance double list oluşturdum. Ve dedim ki deleted distance nokta remove at i. Sondan başlama sebebim zaten bu. Sondan başlayalım ki sıfırdan başlatırsak bunu ilk başta up'ı siler daha sonra sıfır bu olur. O yüzden bir sondan başlayalım ki 3, 2, 1, 0 olarak gitsin. 3'ü sildikten sonra 2'ye baksın. O yüzden sondan başlattım bu kısmı. Buradan distance'dan bir tanemizi sildik. Yani distance eşittir deleted distance to array. Böylelikle yani bu kısım hallolduğu zaman eğer ki bir limitimiz varsa, sağa ait bir limitimiz var diyelim. Artık bizim distance ve direction array'lerinde bu üçü kalmış oldu. Hangisinin limiti varsa aslında hepsi tek tek elenmiş olacak. Böylelikle bizim tek bir tane direction tutana kadar işlem yapmış olacağız. Eğer hala içinde sıkıntı varsa zaten o zaman distance'a bakmaya başlayacağız. En başta da anlattığım gibi. Burayı kopyalıyorum. Aynı şeyi direction içinde yapıyorum. Burası string. Bunlar da direction. Şurada bir tane daha parantezimiz var. Hatalı işlem yapmayalım. Şimdi geldim birazcık daha aşağı indiriyorum. Hala şuradayım. For'un altındayım. Limitlerimizi eledik. Geldik. Şimdi diyorum ki sıralamamızı yap bize. Double distance. Buraya template'ler oluşturuyorum iki tane. Template yoluyla bir sıralama yapacağız çünkü. Buraya da diyorum ki direction. Birbirleriyle karşılaştırarak sıralamayı yapacağız. Eşittir integer i eşittir 0. I küçüktür distance nokta length. Artık mesela az önce 4'tü. Şimdi 3 de kalmış olabilir. 2 de kalmış olabilir. 1 de kalmış olabilir. Eksi 1 diyorum. I plus plus. For diyorum. İç içe for döngüsünü yapacağız. Çünkü karşılaştırmamız gerekiyor hepsini tek tek. Integer j eşittir 1. J küçüktür distance nokta length. Burada eksi 1 dememin sebebi biz aslında 0, 1 ve 2'yi kullanacağız. Burada da hepsini kullanacağız. 1'den sonuna kadar kullanacağız. Burada da j++. If diyorum distance i büyüktür distance j. Eğer ki bu distance'ımız, i'ımız j'den büyük ise o zaman şöyle bir şey yapacağız. Distance temp eşittir distance i. Template'in içine distance i'ımızı attık. Distance
I eşittir distance J. Yani bu mesela sıfıra bir ise artık birdeki değerimiz sıfıra gitmiş oldu. Şimdi birdeki değerimiz de sıfıra gelmiş olacak buradaki template'i kullanarak. Diyorum ki distance J eşittir distance 10. Böylelikle yerlerini de değiştirmiş olduk. Hangisi büyükse başa geçmiş oldu. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Aynı şeyi direction için kullanıyorum. Şimdi bu arada burası küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Dikkat ederseniz eğer ki distance c küçük ise bu işlemler yapılıyor. Yani c'yi c'deki yani küçük olanı biz başa atmış oluyoruz. En küçükten en büyüğe doğru burada sıralanıyor. Sıralanma işlemi bitti. Az önce dikkat ederseniz dedim ki bir eşit olma durumu var. En başta anlattım. Bu yüzden priority kullanacağız. Öncelik kullanacağız. Ama önceliği kullanmadan önce biz bütün koşulları burada yazabilmemiz lazım. Nedir bütün koşullar? Eğer diyorum if distance nokta length eşittir. Eşit dememe gerek yok. 3'ten büyük ise yani aslında 4 ise yani biz 4 yönünde eleyemedik. Şuralarda bir yerde. Ya burada ya burada değil. Ya burada ya burada ya burada ya buradaysa. 4 yönde de aynı anda gidebilecek konumdaysa. Ve de distance aslında bu şu anda yaptığım if çok doğru bir if değil. Yani hiçbir zaman işe yaramayacak ama biz her koşulu yazmak zorunda olduğumuz için bunu da yazmak zorundayız. Böyle bir şey yazdığımızda bu demektir ki bizim gidebileceğimiz 4 yön varken 4'ü de birbirine eşit ise. 4'ü de birbirine eşit ise ne oluyordu? Ghost up eşittir true. Gidebileceği tek yer yukarısı. Çünkü hepsi birbirine eşit. Bizim işlem önceliği olarak, daha doğrusu yön önceliğimiz olarak, priority olarak gitmemiz gereken yön yukarısı. Böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Şu satır hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ama biz bu satırı yazmak zorundayız. Çünkü ne olur ne olmaz. Belki de bir ihtimal yaptığımız bir bug'dan dolayı gerçekleşebilir. Ama bundan sonra yazacağım şeylerin hepsi gerçekleşecek. O yüzden bütün ihtimalleri buradan itibaren yazmaya başlıyorum. Else diyorum. Karışık olan kısımda zaten buradan itibaren başlıyor. If diyorum. Distance nokta len büyüktür 2'den ve de şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Eğer ki gidebileceği 2'den fazla yön varsa yani 3 ya da 4 ise ama bu ilk 3 yön birbirine eşit ise yani diyelim ki 4 yöne de gidebiliyor ama ilk 3 yön birbirine eşit ya da 3 tane yön var 3 yön kalmış geriye 3 yönden 3'ü de birbirine eşit ise ne yapmamız gerekiyor onu belirleyeceğiz. Eğer ki öncelikle distance nokta length 3'ten büyük ise yani 4 ise öncelikle sen bir onu 3'e indir diyorum. Direction eşittir direction nokta take direction take'i kullanmak için yukarıya bir tane daha şey eklememiz lazım. Buraya diyorum ki using system nokta link. Geldim aşağıya. Nokta take. Bu sayede biz direction'dan bir şeye eksiltmiş olacağız. Yani daha doğrusu sondakini eksiltmek için şöyle bir şey yapacağım. Diyorum ki direction nokta count eksi bir. To array. Böylelikle en sondakini atmış oldu. Yani ilk üçü birbirine eşit ya. Dört tanesi, dört tane yön varken. İlk üç birbirine eşit ise şuraya aslında yazarak gideyim. Şuraya şöyle bir şey yazacağım. Up, down, değil, left, down, right. Şuralara boşluk bırakalım birazcık. Burada bu dördü de olabiliyor. Buraya geldiğimde else kısmında şu kısımda daha doğrusu. Bunu örnek olarak write'e sildim.
Üçünden herhangi bir tanesini de silebilirdim. Önemli değil. Ama bu şekilde düşünelim diye. Eğer bu şekilde ise, şu anda 4'ü birden geldiyse, burada Ride'ı direkt bizden siliyor. Yani ilk üçü eşit olduğunu varsayarak bunu yazdım. Buradaki her şey varsayayım bu arada. Yazdım. Şu ikisi de varsayayım. Şunu silelim. Şöyle yapalım. Eğer bu şekilde ise artık bu şu şekilde indirgendi. Yani bizim artık elimizde 3 tane yön var. Ne olursa olsun 3 tane yön varsa da 3 tane yön kaldı. 4 tane yön varsa da 3 tane yön kaldı. Eğer ki bizim elimizdeki bu kalan 3 yönden herhangi bir tanesinde, yani bizim listemizde up içeriyorsa, up olduğu zaman sürekli ne olursa olsun bizim hayaletimiz yukarı gidecek. Goes up eşittir true. Ama else diyorum, up yoksa zaten olabilecek tek bir koşu kalıyor. Şöyle düşünün. Bu listede up olmadığını düşünün. Geriye kalan left oluyor. Çünkü 3 tane üzerinden değerlendiriyoruz. Yani o zaman up yoksa goes nokta left eşittir true. Up varsa her zaman up true. Up yoksa, eğer 3 tane kalmışsa left true. Değil ise else diyorum. Eğer 2'den fazla değil de 1'den fazla ise, şunu kopyaladım. Burayı yapıştırdım. Şunu Ctrl X, Ctrl V. 1'den fazla iken ilk 2 tanesi birbirine eşit ise, öncelikle bir sondakileri silelim. Yani yine geliyorum, şunu kopyalıyorum. Şurayı kopyalayalım. Bu else geldiğimizde 3 tane olasılığımız var. Şurasının dışında comment, comment ve burası da down da sildim. Böyle bir şekilde gelmiş olabilir. Distance'ımız ya bu şekilde gelmiş olabilir, ya böyle gelmiş olabilir, ya böyle gelmiş olabilir. Bunlar tamamen öylesine yazdığım şeyler. Sıralaması her şeyi farklı olabilir. Örnek olarak yazdım. Eğer 3'ten büyük ise buraya 2 diyorum. 2 tanesi, sondaki 2 tanesini sil. Bizim elimizde 2 tane kalması gerekiyor. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Hatta burayı else de diyelim. Bunu onun içine yapıştıralım. Şurası da 2 olsun. Burada da 1. Yani ne olursa olsun şuradaki 2 tane değeri indirge direction içindekini. Hepsini indirgedikten sonra eğer ki diyorum, hatta şunu tekrar yukarıdaki gibi kopyala yapıştır yapabilirim. Şunu kopyaladım. Tam olarak şunun altına, else'in altına yapıştırdım. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Evet, up ise, up içeriyorsa true olacak. Gust up true olacak ama bu sefer left içeriyorsa, onu da belirli. Up içermiyorsa ve left içeriyorsa, Ctrl V, buraya left diyorum. Gust left true. Eğer hem up içermiyorsa hem left içermiyorsa o zaman da, şurada L harfimiz büyük, o zaman da down true oluyor. Yani her zaman şeye bakacağız. Up içeriyorsa up true olacak. Up içermiyorsa, left içeriyorsa left true oluyor, olacak. Up ve left içermiyorsa zaten geriye iki koşu kalıyor. Ya down ve ya right kalmıştır. O zaman down. İşlem önce olarak down'ı true yapıyoruz. Ama buraya değil, tam şuraya bir kere daha else diyorum. Burada da şurayı kopyalayalım bir. Burada tek bir seçenek kaldıysa elimizde, en kolay kısmı aslında burası. Elimizde tek bir değer varsa, yani eşit olan hiçbir şey kalmamışsa, diyorum ki direction 0 eşittir up ise. Zaten artık tek bir değerimiz var. Sıfırda ne varsa o true olacak. Goes up eşittir true. Else diyorum. Bunu kopyaladım. Burayı yapıştırdım. Left diyorum. Left. Bunu niye bu şekilde yazdım ki? Şunu direkt şöyle yazabilirim.
Şunu silelim. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Buraya geldim. Dedim ki down, down. Buraya diyorum ki right, burası right. Yani son olarak artık elimizde hangisi kalmışsa, direction sıfırda ne varsa artık ona göre git. Yani buraya geldiği kısım şuradaki hiçbir kısmı sağlamıyorsa. Yani herhangi bir eşitlik yoksa ya da distance nokta length'imiz üçüncüsüne değilse, yani bir tane kaldıysa ya da birbirine eşit olan hiçbir şey yoksa. Aslında en güzel çalışması gereken kısım zaten burası. Şimdi artık rahatlıkla update'imizi yazabiliriz. Yani bu ghost target bizim zaten hangi yöne bakmamızı belirtmek için, yani şunlardan bir tanesini turlamak için var. Şimdi bunu kullanacağız. Bunların şu ana kadar oluşturduğumuz bütün fonksiyonları tek tek kullanacağız. If diyorum start to move true ise, biz bunu false'lamış mıydık? Yukarıda kontrol edelim. Aynen, false. Bu true olduğu zaman diyorum ki eğer goes up ve de burası eşit değilse goes limit control. Yukarıda oluşturduğum fonksiyon bu. Limit control oluyorsa. Yani yukarı gitmek isterken yukarıya doğru gitmesini engelleyecek bir durum yoksa artık burada transform nokta position eşittir new vector 3 convert to 5 division. Bunu işte şimdi burada kullanıyorum. Transform position x virgül 2 virgül transform nokta position nokta z artı smooth factor. Yani biz yukarı doğru gitmek istiyorsak z pozisyonunu değiştirerek x pozisyonunu 5'e bölünen bir formatta tutarak z pozisyonunu değiştirerek yukarı çıkartıyoruz. Z pozisyonuna smooth faktörü ekliyoruz yani. Ve de eğer yukarı bakıyorsa, burası noktalı virgül tabii ki, diyorum ki y rotation eşittir 0. Bunu kopyalıyorum. Yapıştırdım. Burası left ise, burada da diyorum ki şunu alıyorum. Ctrl X dedim buraya. Şuraya Ctrl V. Şurayı da bu şekilde yaptım. Buraya da Ctrl X diyorum. Eğer ki sola gidecekse X pozisyonundan smooth faktörü çıkarıyorum. Yani X pozisyonunu küçülterek biz sola doğru gidiyoruz ve bizim Y rotation'ımız eksi 90. Bu ikisini kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Burası down ise, o zaman burada da smooth faktörü çıkarıyorum. Ve de y rotasyonumuz 180. Son olarak right için burada x pozisyonuna ekleme yapıyoruz. Ve de y rotasyonumuz 90. Z, şu gördüğümüz şu satırdan bahsediyorum. Z pozisyonunu 5'e bölünen bir sayıya, tam sayıya zorluyoruz ve de x pozisyonumuzu değiştiriyoruz. Smooth faktörü ekleyerek belirli bir hızla ilerlemesini sağlıyoruz. Geldim buraya. If diyorum transform nokta position nokta y eşit değildir 2.5 ise. Eğer bizim y pozisyonumuz sürekli değişiyorsa, 2.5 değil ise, ki zaten burada farkındaysanız 2 yapıyorum, 2'ye zorluyorum. En sonunda gelsin bunu. Ctrl C, Ctrl V. Şuraları siliyorum. Daha direkt şunu kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Burayı 2.5 yapıyorum. Evet. Buraya da şu şekilde yaptığım zaman bazen değişiyor y pozisyonu. O yüzden burada bir 2.5'a zorlama işlemi yapıyorum. Şurası nokta olacak bu arada. Şurayı silelim bir. Ve de transform
nokta rotation eşittir quaternion nokta Euler 0 virgül y rotation virgül 0 açısını da belirlemiş olduk. Bu şekilde. Şimdi bizim target'ımızı değiştireceğimiz noktaya geliyorum. Diyorum ki new limit direction eşittir yukarıda oluşturduğum goes bunu oluşturmamış mıyım? Bakıyorum. Yine bunu atmışız. Şuraya oluşturalım bunda. Buraya diyorum ki public bool bir array oluşturacağım bunun için. Goes direction control. Burada yeni limit oluşturmak için. Bool diyorum. Limit eşittir new bool. 4 tane olacak. 4 tane yönümüz var çünkü. False. Her şey false. Ya burada zaten temsil ettiği şey. Şöyle yazalım. Up, left, down, right. Eğer diyorum if up limit yukarı doğru gidemiyorsa limit 0 eşittir true. Bunu kopyalayalım. Else kullanmayacağım çünkü hepsi için bakmak istiyorum buna. Yine if diyorum. Left diyorum. Burası da 1. Burası da down. Burası 2. Burası da right. Burası da 3. 3'ünü de belirledikten sonra burada return limit diyorum. Böylelikle bu fonksiyonumuz da hazır. Gelip bunu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Böylelikle bir yeni limit direction'ını oluşturduk ve bu ikisini kontrol ettikten sonra bizim iki tane limit direction'ımız var ya, bir new limit directions bir de limit directions var. Bu ikisini kontrol edeceğim birbirine eşit mi diye. Ondan sonra target'ın oluşturmasını isteyeceğim. If diyorum. Enumerable nokta sequence equal. İkisinin eşit olduğunu, iki tane array'in birbirine eşit olduğunu buradan bakacağım. Limit directions ve new limit directions. Bu ikisi eğer birbirine eşit değil ise, bunu da şunu kastediyorum. Eğer mesela buradayken new geldiği sürece sürekli bunlar birbirine eşit. Buraya geldiği anda eskisiyle yenisi eşit değil. Çünkü artık bu tarafa doğru gidebiliyor. İşte bu noktada artık bir target oluşturması lazım. Ama tek yapmak istediğim şey bu değil. Bunları yapmasının yanı sıra aynı zamanda ve diyorum 5'e bölünebilen yerlerde bulunabiliyorsa convert to integer 32 transform nokta position nokta x eğer ki 5'e bölünüyorsa ve de şunu bir satır atalım şunu da aldım z pozisyonu da 5'e bölünüyorsa hem x hem z 5'e bölünüyorsa 5'e bölünebilen bir pozisyondaysa göz diyorum target hangi yöne gideceğini belirle ve de limit eski limit direction'ı yeni limit direction'a eşitle. Böylelikle tekrar tekrar buraya döngülenmiş olacak. Sürekli bunu bu ikisi eğer birbirine eşit değilse artık birbirine eşitler. Ki bu süreç sürekli yaşanmasın. Ve de bu kısımda başlangıç kısmı olacak. Target time eksi eşittir time sınıfını kullandık. Delta time'ı aldık. Sürekli delta time'ı azalt. If diyorum target time küçüktür eşittir 0 ise ve de if start to move false ise bunu true'ladı.
Böylelikle hareket etmeye başla. Şimdi neredeyse %90'ı bitti. Bunu kırmızı hayalet için yapmıştık. Şuraya geldiğimde zaten o yerimizi bulalım. Aynen buraya da diğerlerini birazdan ekleyeceğiz. Önce bakalım kırmızı hayalet için çalışıyor mu? Hatalarımızı bir giderelim. Bunu save'ledim. Geldim bu script'e. Şunu kapatalım. Ghost Move'u Blink'in üzerine ekledim. Bakalım eklendi mi? Eklendi. Walls kısmına Labyrinth Walls Pac-Man'e Pac-Man Blinky'ye bir şey dememe gerek yok. Bu boş kalabilir çünkü bu sadece mavi hayalet için geçerli olacak. Burası boş bırakıyorum. Target ise Blinky Target. Şimdi bakalım kırmızı hayaletimiz çalışacak mı? Çalışmıyor çünkü smooth faktöre bir şey vermemişiz. Buraya şöyle bir şey diyelim. 0.05 diyelim mesela. Aynen şu anda hareket etmeye başladı ve dikkat ederseniz şu an çok hızlı gitti, bunu durduruyorum. En baştan başlatacağım. Şöyle bir 0.05 diyelim. Başlamaz bu kadar hızlıysa onu tekrar düzeltiriz. Çalıştırıyorum. Şu an gerçekten çok hızlı gidiyor. Bunu biraz azaltalım. Bu sefer de çok yavaş gidiyor. 0.005 dedik ama bunu mesela diyelim ki 6 9 4 durdurdum. Üç. Bu iyi. Şimdi bana doğru geldiğinde dikkat ederseniz şu anda kırmızı top şurada kaldı. Şimdi değişecek. Aynen. Hangi taraftan daha yakınsa ona göre gidiyor. Bakalım yakalayabilecek mi bizi yeteri kadar hızlı mı? Yakalayabilecek kadar hızlı. Tam da 0.03 iyi. Diğerleri için bunu da belirleyebiliriz. Durdurdum. Diğerlerini de yazalım. Bunu aşağı attım. Geldim buraya. Diyorum ki if pink ise, hatta else if diyelim. Zaten bir tanesi geçerli olduğu için hepsine tek tek bakmasına gerek yok. Şimdi pembe hayaletin hareketi ise Pac-Man'in baktığı tarafın 2 birim, daha doğrusu 1 birim, daha doğrusu biz 10 birim olarak kullanacağız. 10 birim ilerisini hedef alacağız. Normalde orijinal Pac-Man oyununda 2 birim ilerisini alıyor ama bizdeki sistemle onun sistemi birazcık daha farklı olduğu için biz 10 kullanacağız. Bizdeki 10 zaten 2 birime denk geliyor. Burada birazcık karmaşık gözükmesinin tek sebebi bizim Pac-Man'imizin baktığı yönü görmemiz gerekiyor. Baktığı yöne göre işlem yapmamız gerekiyor. O yüzden diyorum ki if pacman.transform.eulerangles.y eksi 2'den küçük ise ve de şurada bir kere daha parantez koyacağım. Şurada kapatacağım. Şurada kapatacağım. Ve de pacman yine aynı şekilde şurayı kopyaladım.
Burada böyle bir şey yapmamın sebebi aslında sıfırı temsil ediyor burası. Yani Pac-Man yukarı doğru bakıyorsa demek bu. Sıfır ise dönüş açısı. Burada eksi 2 ile 2 arasında dememin sebebi bazen Pac-Man'in açısı değişebiliyor. Biz bunu fark etmiyoruz. Çünkü duvarlara çarpıyor, bazen yemlere çarpıyor. Eksi 2 ile 2 arasında dememin sebebi bunu temsil ediyor. Sıfırı temsil ediyor şu anda. Buraya diyorum ki or ya da bunu yine kopyaladım. Şöyle aşağı tıklayayım, böyle yapıştırayım. Eğer ki 358'den büyük ise 362'den küçük ise. Bazen tekmenin açısı 360'a doğru değişiyor. 0 ya da 360 iken aslında yukarı doğru bakıyor. Ön tarafa doğru bakıyor. Bu yüzden böyle bir şey yazdım. Çünkü bazen değiştiğini fark edemiyoruz. Böyle bir durumda yani Pac-Man yukarı bakıyorken target x'imiz yani şurayı aslında şuradaki gibi yapıyorum. Hatta şunu direkt kopyalayayım. Böyle bir durumdayken z pozisyonuna 10 ekliyoruz. 10 birim ilerisi z pozisyonunda 10 birim ilerisi yani ilerisini alıyoruz şurayı. Normalde kırmızı hayalet takip eden kişi chaser diye zaten geçiyor. Pembe hayalet ambusher yani pusu kurucu önüne çıkmaya çalışıyor. Yani Pac-Man bu tarafa da doğru bakarken burayı hedef alıyor. Hatta şurayı hedef alıyor. Zaten birazdan çalıştığım zaman göreceksiniz pembe hayalet için. Burayı kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Else if diyorum. Şurayı silebilirim şu satırı. Eğer ki Pac-Man 268'den büyük ise yani 270'i de denk alacak şekilde söylüyorum. 262 268 ile 272 arasında ise yani 270 derecede ise sol tarafa doğru bakıyorsa burada x pozisyondan onu çıkarıyorum. Z pozisyonu sabit kalıyor. Yani şu şekilde oluyor. Pac-Man burada sola baktığını düşünün. Burayı hedef alıyor. 1, 2. İkinci birim burası oluyor. Hep önüne çıkmaya çalışıyor. Yine şurayı kopyalıyorum. Else if diyorum. Eğer ki 178'den büyük ise ve 182'den küçük ise. Yani 180 derece ise aşağı doğru bakıyorsa burada veya 100, eksi 181'den büyük ise eksi 178'den küçük ise. Yani eksi 180'le şöyle de bir yapabilirim ama neyse değiştirmeme gerek yok. Şurayı 2 yapayım. Eksi 180 ise ya da 180 derece ise burada ise Z pozisyondan 10 çıkarıyorum. Ve son olarak da sağ içinde burası 88'e yani 90 dereceyi temsil ediyor bu yazdığım kısımda. 88 ile 92 arasındaysa X pozisyonuna 10 ekliyor. Ne demek istediğimi şimdi bunu sevdiğimde daha rahat göstermiş olacağım. Aldım Ghost Move'u. Pink Ghost'un üstüne koydum. Ve de burada Walls kısmını Smooth Factor'a yine 0.03 diyelim biz. Walls'u Labyrinth Walls olarak seçiyorum. Pac-Man'i Pac-Man seçeceğim. Bilin ki sabit kalıyor. Onu kullanmıyorum şimdi. Target zaten benim göstermelik olarak kullandığım Pink'i target. Çalıştıralım bakalım ne olacak. ...0.03 birazcık yavaş geldi. Kırmızı hayalete. Niye kırmızı hayalet bu kadar yavaş? Bir yandan da pembe hayaletin hareketlerini görebiliyoruz. Pembe hayalet şu anda ben ne tarafa doğru gidersem önüne doğru gelmeye çalışıyor. Kırmızı hayalet niye bu kadar yavaş? Çünkü 0.05'te kalmış. Burayı 3 yapıyorum. O da aynı şekilde hızlandı. Durdurdum. Şöyle düzeltelim. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi kırmızı topları takip etmeye çalışın. Kırmızı sürekli Pac-Man'i hedef alırken pembe hayaletin hedefi sürekli Pac-Man'in bir adım ilerisi. Şu anda gördüğünüz üzere aslında ambusher'larını göstermiş oldu. Yani
pusuculuğunu, pekmeni yakalamış oldu. Şimdi inkiyi ekleyelim mavi hayaletimizi. Bununki birazcık karışık. Buraya diyorum ki as if cyan. Mavi hayaletin konu, target'ını ise şu şekilde belirliyoruz. Pac-Man'in bir adım ilerisini bir merkezin çemberi olarak ele alıyor. Ve Blinky'nin konumu mesela burası. Burası merkezi olduğu için burası çemberin ucu olsun diyelim. Buradaki açısıyla 180 derecelik açı yapan kısma denk gelecek şekilde veriliyor. Diyelim ki Pac-Man'imizin bir adımlık yeri burada. Bizim Blinky'miz burada. O zaman Cyan'in yani Inky'nin hedefi burası oluyor. Birazcık karışık gibi ama böyle 180 derecelik bir açı yaparak belirliyor. Yani en ilginci bu. Buna zaten flick de deniyor. Flick'in anlamı fır döndü. Mavi hayalet için fır döndü de deniyor. Yani birazdan zaten çalıştırdığım zaman fark edeceksiniz. Böyle sabit bir şekilde durmayacak. Çok alakasız yerleri gösterecek target olarak. Bu yüzden öncelikle biz birer center x ve de center z oluşturuyoruz. Şuradaki yukarıyı komple kopyalıyorum. 2 saat yine Pac-Man'in yüzüne göre yazmayacağım her şeyi. Normalde 1 birim dedim az önce. Bizde 5 birime denk geliyor. O yüzden bunları 5 olarak değiştiriyorum. Burada targetlar değil centerlar belirleniyor. Center'ımızı buna göre belirliyoruz. Pac-Man'in bir adım ilerisini merkezin konumları olarak belirliyoruz. Merkezi belirledikten sonra diyorum ki plot red point x. Yani kırmızı hayaletin x pozisyonu. Blinky nokta transform nokta position x. Bu az önce Pinky hem de Blinky için boş bıraktığım Blinky pozisyonu var ya şu tarafta. Şurada nan olarak geçer. Burada Blinky'yi ekleyince Blinky'nin pozisyonlarını almış olacak. Buraya da z diyorum. Buraya da z diyorum. Şimdi Blinky'nin pozisyonunu da aldı. Diyorum ki target x target x eşittir center x artı center x eksi red point x. Yani merkezinden merkeze ekleyip kırmızı hayaletin x pozisyonunu çıkardığımda aslında bizim hedefimize denk geliyor. Uzun uzun işlem yapmaktansa zaten bu aynı işleme geliyor. Burayı da z olarak değiştiriyorum. Böylelikle target x ile target z'yi de burada mavi hayalet için oluşturmuş olduk. Bunu save diyorum. Ve de inki için bunu sürüklüyorum. Ghost move aldım. Ink'in üzerine sürükledim. Burada smooth faktörü 0.03. Walls için labyrinth walls. Pac-Man için Pac-Man. Blinky için Blinky. Burada Blinky red ghost. Target olarak da burada ben zaten kendim için seçiyorum. Ink'i target. Yani şuradaki mavi küreyi takip edebilmeniz için bu var. Çalıştırıyorum. 9 saniye sonra o da gelecek. Mavinin yerini görebiliyor musunuz? Şöyle durduracağım şimdi. Şu anda benim Pac-Man'im burada. Blinky burada. Blinky'ye 180 derecelik açı yapacak şekilde Inky'nin target de burada şu anda. Çalıştırıyorum. Tekrar. Uygun yerde bir kere daha durduracağım. Aslında Blinky'ye doğru yakın durduğumda daha rahat olacak. Durdurdum. Gözüküyor mu? Aynen şurada. Şu anda burası bilin ki bizim bir adım önümüzü şurası kabul ediyorum.
şurası kabul ediyorum. Birinkiyle yani şurayla şu mesafeyle bu mesafe birbirine eşit. Dikkat ederseniz birinkinin bir adım ötesini hedef alıyor. Ona göre bir 180 derecelik açı yapacak bir işlem çiziyor. Birinki burada, merkez burada ve inkinin target'i de burada. Umarım anlaşılmıştır. Bunu durduruyorum ve Clyde'e geçiyorum. Clyde'inki birazcık daha basit. Clyde'in normalde 8 birim yakınken, elsif diyorum, orange, 8 birim yakınken sol alt köşeyi hedef alıyor. 8 birim uzakken bilinki gibi pek beni takip ediyor. Ama biz burada 8 birim yerine 20 birim olarak işlem yapacağız. Burada diyorum ki double Pac-Man to orange distance. Öncelikle ikisi arasındaki mesafeyi bilmemiz lazım. Bunun için matematik mat sınıfından karekök işlemi yapacağım. Burada öncelikle bir karesini alma işlemini yapacağım. Ondan sonra kökünü alacağım. Pac-Man nokta nokta transform nokta position nokta x eksi transform nokta position nokta x. X pozisyonlarının karesini aldım. Farklarının karesini aldım. Ve de aynı şekilde z pozisyonlarının farklarını alacağım. Şurada bir hata mı var? Şurada bir tane daha parantez olacak. Şurayı kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Burası da z pozisyonları. Ve son olarak şuradaki parantezi kapatmam lazım. Tam olarak distance'ını şu anda belirledim. Yani farklarının karesini aldım. Ve de karekökünü aldığımda benim direkt olarak ikisi arasındaki gerçek distance'ım ortaya çıktı. Yukarıda karekökünü almamıştık. Burada ihtiyacımız var karekökünü almaya. Çünkü gerçek pozisyonu bilmek zorundayız. Gerçek distance'ı. If diyorum bu uzaklık 20'den büyük ise aynen Pac-Man gibi, aynen daha doğrusu Blinky gibi targetlarımızı belirleyeceğiz. Else diyorum. Şunu kopyalayıp yapıştıralım. 0'a eksi 30. 0 eksi 30 şurası oluyor. Sol alt köşe. Bu arada Clyde'a da sahte cehalet deniyor. Feign ignorance diye bir ismi var. Yani sahte cahil, sahte cehalet gibi bir isim vermişler. Çünkü saçma davranıyor aslında. Sanki böyle Pac-Man'i izliyormuş gibi böyle Pac-Man'e yaklaştığı anda bir anda konumunu değiştiriyor. Sevdiğim, kodumuzu sevdiğim. Ondan sonra Clyde'ı da çalıştıralım. Smooth Factory 0.03 Walls Labyrinth Walls Pac-Man. Bilinki boş kalabilir çünkü kullanmıyoruz. Bu da benim için Clyde Target. Çalıştırıyorum. Şu anda uzak olduğu için Pac-Man gibi, Blinky gibi Pac-Man'i takip ediyor. Dikkat ederseniz şimdi uzaklaştığımız için tekrar yön değişti. Artık aşağıya gösteriyor. Şimdi tekrar yakınlaştı. Yakınlaştıkça değişiyor. Hatta yakınlaşayım. Dikkat ederseniz aşağı gitmeye başladı. Şu anda sanki ben kovalıyorum onu. Durdurdum. Şunları bir küçültelim. Çalıştırıyorum. Bu sefer targetler olmadan çalışsın. Durdurdum. Şimdi çalıştırıyorum.
Biraz fazla hızlı gidiyorlar. Bunun hızlarını iyice belirlememiz gerekiyor. Sürdürüyorum. Hepsinin hızlarını 0,02 yapacağım. Biraz daha yavaş gitsinler. Durdurdum. Sevliyorum. Böylelikle 7. dersimizi de bitirmiş olduk. Ve hayaletlerimizin Chase moddaki hedeflerini ekledik. Bir sonraki dersimizde hayaletlerin Scatter moddaki hedeflerini ekleyeceğiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.